Engin ve sonsuz siyahlıkta küçük mavi bir nokta. Güneş sisteminin en büyük 5. gezegeni. Ortalama 4,5 milyar yaşında. Ve bu küçük mavi gezegen 150 bin yıldır bizlere ev sahipliği yapıyor. Bizler demişken. İnsanoğlunun ilk buluşu sizce nedir? Tekerlek mi? Savaş aletleri mi? Bir balta mesela. Yoksa ateş mi? Hiçbir tarih kitabında yazmasa da insanoğlunun ilk buluşu çöptür. Çöp birçoğumuz için işe yaramaz ya da zararlı olduğu için atıldığını görmek istediğimiz bir şey. Ama atıkları da çöp olarak görürsek büyük fırsatları da çöpe atarız. Paha biçilemez şeyleri mesela. 1600'lü yıllarda yaşayan ve geçimini çöplükten topladığı eşyaları satarak sağlayan bir adam, yine bir gün İstanbul Sur içindeki Eğri Kapı çöplüğünde dolaşırken gözüne parlak bir taş ilişir. Bulduğu bu taşı temizleyip çamurundan arındırdıktan sonra bir oymacıya 3 tahta kaşı karşılığında satar. İlk bakışta karlı bir satış gibi gözükse de o adamın o gün çöplükte bulduğu ve 3 tahta kaşı karşılığında sattığı o elmas aslında dünyanın paha biçemediği ünlü kaşıkçı elmasıdır. Fırsatları çöpe atmayın. Çöpe attığımız fırsatlar bununla da bitmiyor. Ülkemizde her yıl geri dönüştürülmesi mümkün 6 milyon ton atığın 5 milyon tonu çöp toplama sahalarında toprağa gömülüyor. Söz konusu miktarın ekonomik değeri tam 1,5 milyar lira. Ben Doğan Akdoğan. Bu programda atıkla mücadeleme tanıklık edeceksiniz. Geri dönüştürülemeyen çöpler bu alanlarda toprağa gömülmektedir. Bu durum insan ve çevre sağlığı açısından son derece olumsuz bir durum. Geri dönüştürüp ekonomiye katma değer sağlamak varken bu çöpleri gömmek, parayı toprağa gömmekle eşdeğer. Dünyamızın kaderini derinden etkileyen bu tür yığınlara dünyanın her yerinde rastlamak mümkün. Çünkü tüketmek insanoğlunun doğasında var. Yiyoruz. Giyiyoruz. Kullanıyoruz. Peki ya sonra? Gerçekten çok fazla işe yarar şey çöp atıyoruz. Yaptığım araştırmalara göre ülkemizde ortalama bir birey 40 ayda bir cep telefonu değiştiriyor. Birçok aile 5 yılda bir halı, 7 yılda bir kanepe, 6 yılda bir arabasını değiştiriyor. Artık istemediğimiz birçok şey birikmeye başlıyor. Sizce neden bu işi yapıyorum? Öyle sandığınız gibi aşırı çevreci bir insan değilim. Ben de sizler gibi bir insanım. Geçen gün apartmanımın önünde yerlere atılmış elma çöplerini görünceye kadar bu işe yeterince kafa yormamıştım bile. Aslında benim dönüşüm hikayem de tam da o zaman başladı. Çocukluğumun geçtiği köyde çok güzel meyve ağaçları vardı. Biz de bu ağaçlardan topladığımız meyveleri yedikten sonra atıklarını asla çöpe atmazdık. Toprağa atardık. Bu atıklar da zamanla toprak için verimli birer gübre dönüşürdü. Ama artık çöpe atıyoruz. Hem de çok daha fazlasını. Bunlar ilk bakışta birer çöp gibi görünebilir. Ama bunlar çöp değil. Bunlar enerji. Bunlar yemek. Bunlar gözden çıkarılamayacak kadar değerli. Belediyeden aldığım izinle bu çöp torbalarını incelemek için ödünç alıyorum. Bunlar da biraz ağırmış.
Devam et. Gördüğünüz gibi atıkların yarısından fazlası organik ve bunların büyük çoğunluğu maalesef yiyecek. Ve hatta neredeyse de hepsi yenilebilir durumda. Mesela bu yumurta. Son kullanma tarihi geçeli sadece 2 gün olmuş. Yumurtanın bozulup bozulmadığını anlamak için size küçük bir ipucu vereyim. Şimdi elinize bir kap alın ve içini tuzlu suyla doldurun. Yumurtayı tuzlu su dolu kaba bırakın. Yumurta batıyorsa bozulmamış demektir. Bunu gönül rahatlığıyla kaynatabilir ve içinde bakteri oluşmadığından emin olduktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Şuna bakın. Hepimizin evlerinde bunlardan onlarca olduğuna iddiaya girebilirim. Manav alışverişlerimizde ürünlerimizi bu poşetlerin içine koyuyoruz. Daha sonra bu poşetleri daha büyük poşetlerin içine koyuyoruz. Eve döndüğümüzde ürünlerimizi bunlardan çıkartıp bu poşetleri iç içe geçirip çöp atıyoruz. Halbuki bunlar yerine kese kağıdı kullansaydık geri dönüşüme katkıda bulunabilirdik. Kese kağıdı geri dönüştürülebilir ama bu poşetler dönüştürülemez. Mesela şu strafor. Toprağın altına gömülen basit bir straforun çözülmesi tamı tamına 2 milyon yıl sürüyor. Oldukça uzun bir süre, öyle değil mi? Buradaki her atığın anlatılması saatler sürebilir. O yüzden biz bu bölümde sadece gıda atıklarını anlatmayı doğru bulduk. Bu atıkların tamamı organik ve geri dönüştürülebilir. Tabii ki doğru depolarsak. Eğer siz de şimdi benim yaptığım gibi bu atıkları ayrı ayrı poşetlere koysaydınız neler olurdu? Gelin birlikte görelim. Burası organik atıkların geri dönüştürüldüğü bir tesis. Ülkemizde her yıl milyonlarca ton organik atık geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor. Burası organik atıkların değerlendirilip doğaya geri kazandırıldığı Türkiye'nin en büyük, dünyanınsa sayılı geri kazanım ve kompost tesislerinden bir tanesi. Buraya her gün tonlarca atık girer ve gübre olarak geri dönüşür. Organik içeriği yüksek olan 80 mm elek altı malzeme kompost, yani bir nevi gübre elde etmek amacıyla fermantasyon ünitesine gönderilirken 80 mm elek üstü malzeme ise geri dönüşüm hattına ilerletilir. Fermantasyon hattına giden atıklar manyetik ayrıştırıcıdan geçtikten sonra fermantasyon ünitesine aktarılır. Ayarlanmış nem ve ısı aralığında birer hafta bekletilen atıklar aktarma makineleri yardımıyla bir diğer alana aktarılarak 8 hafta sonunda kompost üretilmesi sağlanır. Üretilen kompost 15 mm elekten elendikten sonra depolara sevk edilir. Toprağın fiziksel yapısını iyileştirmesinin yanı sıra ürünün kalite değerini de artıran kompost İstanbul'un park ve bahçelerindeki peyzaj çalışmalarında kullanılır. Bunun bir zamanlar çöp olduğuna kim inanır? Sizce de çöpten daha güzel durmadı mı? Bugün çok çalıştım. Personel müdürümün erken paydos etmeme kızmayacağını düşünüyorum. Aslında oldukça zevkli ve değerli bir iş. Zamanım olsaydı gün boyu sıkılmadan yapabilirdim ancak yapmam gereken daha çok şey var.
Şimdi kendini artan ve üretim fazlası gıdaların geri dönüşümünü adayan biriyle buluşmaya gidiyorum. Yılda 6,5 milyon öğün yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Burası soğuk baya. Soğuk, evet. +4 derece, biraz soğuk. +4 derece. Evet. Bana baya dışarıdan gelince -5 derece. Dışarısı soğuk olmasına rağmen biraz üşütüyor. Peki Berat Bey, öncelikle ben sizi tebrik ediyorum. Çünkü bu yaptığınız hizmetler çok değerli hizmetler. Ayrıca kendisi dışında başka insanları düşünen birisini görmek de mutluluk verici. Teşekkürler, sağ olun. Biz de Gıda Kurtarma Derneği olarak Birleşmiş Milletler tarafından aslında dünya çapında desteklenmek üzere seçilmiş 9 girişimden bir tanesi olan Fazla Gıda'nın destekleriyle kurulduk. Bu kapsamda tüm Türkiye çapında gıda israfının ve kayıplarının önlenmesi için çalışmalarımız yürütülüyor. Bu konuda Türkiye'de farkındalığın arttırılması, regülasyonların düzenlenmesi gibi birçok da çalışmalarımız var. Burada da yaptığımız çalışmalara bir örnek olarak birkaç şeye bakıyor olacağız. Peki biz bu çalışmalar boyunca ne kadarlık bir israfı önledik? 2018 yılı içerisinde şu an resmi rakamlar elimizde olmamakla birlikte aslında Türkiye'de en fazla israfı önleyen ve en fazla ihtiyaç sahiplerine yardım eden derneklerden biri olduk. Ve 9,5 milyon TL değerinde gıdaların kurtarılarak bu şekilde israfı önleyerek ihtiyaç sahibine ulaştırılmasını sağladık. Bu da yaklaşık 300 bin ihtiyaç sahibine tekabül etti ülke çapında. 300 bin kişiye ulaşıldı. Doğru. 300 bin ihtiyaç sahibine bu şekilde ürünler ücretsiz şekilde gönderilmiş oldu. Ürünler dediniz, burada da bir sürü koli ürün görüyorum ben şu anda. Evet. Nedir bunlar tam olarak? Ya burada gıda ürünleri var, temizlik ürünleri var, deterjan gibi. Bunlar aslında gıda işletmelerinin fazla gıdaları olarak alınan ürünler. Nereden tedarik ediliyor, nereden burada geliyorlar? Türkiye'deki gıda işletmelerine, dünyada da böyle, aslında çok farklı nedenlerle, çok farklı lokasyonlarda gıda israfı oluşuyor. Burada market zincirleri, üretici firmalar, distribütör firmalar, diğer tarafta horeca dediğimiz oteller, restoranlar, catering ve kafeteryalar. Çok farklı nedenlerle bu atıkları aslında oluşuyor. Biz de burada amacımız kullanılabilir ürünlerin ihtiyaç sahibine ulaştırılması, kullanılamaz ürünlerin de geri dönüşüm ekonomisiyle aslında topyekün bir döngüsel ekonomi yaratmak. Ya aslında büyük bir işbirliği ve büyük bir operasyon var bu işin. Aynen öyle. İşin lojistiği, depolaması, operasyonu, bunların hepsi işbirlikleriyle gelişiyor. Bu konuda zaten Gıda Kurtarma Derneği bütün firmalarla işbirliğine her zaman açık. Çok güzel. Burası 4 derece diyebiliriz aynen. Yani soğuk hava şu an. Orada -16.6 yazıyor. Evet. Yani dışarıdaki buzlardan gördüğümüz zaten içerisinde donuk hava yani olarak geçiyor. Şuralar falan hep buz tutmuş. Aynen. Kapı da buz tutmuş. Evet, içerisinde donuk hava olarak geçiyor zaten. Orada da donuk dediğimiz ürün grupları saklanıyor bu depoda. Bir şey söyleyeyim. Gerçekten -16 mı yoksa? Gerçekten -16. Oldu, tamam. İyi akşamlar o zaman. Bir bakalım isterseniz. Girebiliyor muyuz? Soğuk tabii. Buyurun bakalım. Nasıl açılıyor? Zaten bir yüze vuruyor. Denemek isterseniz, ürünleri görmek isterseniz. Buyurun. Evet. Bunların hepsi gıda mı? Bütün koliler? Donuk tarafta evet, çok büyük oranda gıdalar oluyor. Burada da yine gıda ürünleri var. Dondurmadan tutun da meyve sebzeye kadar birçok ürün kategorisi mevcut. Yaptığınız şey çok kıymetli, çok değerli. Ama bu zor şartlarda çalışıyorsunuz. Çalışıyorlar arkadaşlar, herkes. Onları da bir kere daha tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum ben. Biz teşekkür ederiz. Hakikaten zor şartlarda çalıştığımız doğrudur. Biz böyle titre titre birazdan şey olacak. Burası Kars bayağı. Kars, aynen Kars diyebiliriz. İçerisi? İçerisi Uludağ'ın etekleri, yani biraz daha soğuk. Dışarıya gidelim. Güneş güzel. Çok güzel. Bence kapatalım. Daha çok soğuyacak. Kapat Bilal Bey. Evet, şimdi çok daha iyi oldu. Şunu soracağım. Gerçekten çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ben de bu proje için bir şeyler yapmak istiyorum. Neler yapabilirim? Bu konuda yapılması gereken en önemli faktör farkındalığın arttırılması aslında. Yani kendi çevrenizde bile bu konuyu önemseyen insanlara anlatmak farkındalığı arttırabilir. Örneğin şu an bir market zincirine gitsek, insanlar bir alışveriş listesi olmadan marketlere gidiyorlar. Alışverişlerini ihtiyacı doğrultusunda değil, gördükleri doğrultuda alıyorlar. Buna bir örnek olarak işte pazarda 3 kilogramı 10 lira kampanya yapılan bir gıdayı 2 kilogram ihtiyacımız olmasına rağmen alabiliyoruz. Çünkü daha ucuza geliyor. Aynen öyle. Kampanya olduğu için ucuza geldiğini düşünüyoruz ama aslında ihtiyacımız 2 kilogram. Doğal olarak o 2 kilogramı tüketiyoruz ama kalan 1 kilogram ihtiyacımız olmadığı için evlerde de atığa dönüşüyor. Peki yani
mesela ne yapabilir tüketici, neler yapabilir? En başta önemli olan bir planlama yapılması alışveriş için. Evlerde de aynı şekilde alındıktan sonra bu ürünlerin daha fazla kullanılabilmesi için kaynatılabilir, kavanozlanabilir, daha farklı ürünlere, çeşidine çevrilebilir ve ilk girenin dolapta ilk tüketilmesi kuralını uygulayabilir. İlk giren ilk çıkar. Aynen öyle. Bu her zaman uygulanması gereken bir kural. Mesela domates örneğini verdiniz. Azıcık kenarı ezilmiş, azıcık yumuşamış, hafif rengi gitmiş diye biz maalesef bunları israf ediyoruz. Çöp atıyoruz. Ama aslında o kavrularak bir sosa dönüştürülebilir ve daha sonra tekrar kullanılabilir. Aslında bu Anadolu'nun geleneklerinde de var. Kesinlikle. Kültürümüzde olan bir şey ama sadece uygulamakta bazen pratikte zorlanıyoruz. Bu yüzden de çok fazla israf çıkıyor. Birazcık sanırım artık çok tüketmenin vermiş olduğu rahatlıktan. Çok üretim, çok tüketim, kolay ulaşılabilirlik bunların temel faktörlerinden evet. Markete gidersek dediniz, beraber markete gidelim mi? Buyurun bakalım beraber. Buyurun. Hem daha sıcaktır. Evet, dışarısı hadi. Güneşli. Pardon. Merhaba. Merhaba. Ya böyle önünüzü kestim, kusura bakmayın da. Pardon. Merhaba. Merhabalar. Alışveriş yapmışsınız. Evet. Neler almışsınız? Patates, patlıcan, elma. Evet. Öncelikle afiyet olsun. İsrafa karşı mısınız? Karşıyım. Tabii ki karşıyım. Karşıyız. Evet. Karşıyım. İsrafa karşıyım evet. Peki istemeden de olsa hiç israf ettiğin oluyor mu ürünler? Özellikle gıda ürünlerini. Oluyor. Özellikle hangi ürünlerde oluyor? Yeşillik. Domates, patates. Yani aslında sebzeleri oldukça tüketmeye çalışıyoruz ama iki gün üst üste olunca bazen yemeyince çöpe gidiyor maalesef. Genelde patlıcan, kabak gibi çürüyecek ürünlerde. Sebzelerde. Meyve. Evet. Meyvelerde oluyor. Evet. Peki bunları çöpe atarken ayrıştırıyor musunuz? Plastikler atıyorum işte metaller ve gıda maddeleri gibi yoksa hepsi bir kutuya mı giriyor? Çoğunlukla ayrıştırmıyoruz. Ayrıştırmıyoruz. Tek evet. Ayrıştırmıyorum ben. Maalesef böyle bir durum var değil mi? Aynen. Hepsi aynı çöpe gidiyor. Bütün her şey. Plastikler, metaller. Evet. Tek atıyorum açıkçası. Hepsi tek bir çöpe gidiyor aynen. Değil mi? Evde ürünlerinizi çöpe atarken herhangi bir ayrıştırmaya giriyor musunuz? Plastikler veya gıdalar gibi. Bazen giriyorum. Çünkü şimdi apartman görevlileri vesaire şeyler bizden bazen istiyorlar. Biz onlara da ayırıp da onlar veriyor. Onlar değerlendirebiliyor. Şunu biliyor muydunuz? Mesela ülkemizde her yıl her aile aldığı gıda ürününün 1/5'ini çöpe atıyor. Biliyor muydunuz bunu? Hayır, bilmiyordum. Ülkemizde her aile aldığı gıda ürününün 1/5'ini çöpe atıyor. Biliyor musun? Yok. Sizden şöyle bir ricam var. Ben sizden bu aldığınız ürünlerden birkaç tanesini almak istiyorum. Zaten çürüp gidecekler. Siz de çöpe atacaksınız. Ben onlar çürümesinler, çöpe gitmesinler. En azından ihtiyaç sahiplerine gitsinler istiyorum. Siz izin verirseniz... Kesinlikle güzel bir şey olur. Şunu söyleyeceğim sana. Bu gıdalardan, aldığın ürünlerden birer tanesini bana verir misin? İhtiyaç sahiplerine bağışlamak için. Tabii veririm. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Çürüyecek olanları, tüketmeyecek olanları. Tabii alıp ki. İhtiyaç sahiplerine götüreceğim. Tabii ki. Uygun mudur? Tabii ki. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Benim buradan uzanmam birazcık zor. Siz kendi ellerinize teslim etmek ister misiniz? Tabii ki. Çok teşekkürler. Sorun yok değil mi? Yok, sorun hayır. Yok. Buyurun tamam, alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Şu bir tane armutu aldım. Bir tane kabak aldım. Tamam. Muz da var. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Karnı bağrı bölebilsem onu da alacağım ama onu bölemeyeceğim için alamıyorum. İki tane de şöyle patates alayım. Bir tane kabak alayım. Hı-hı. Bir tane şöyle patlıcan alayım. Evet, sebzeleri toplamaya devam ediyoruz. Gelmiyor. Kimse gelmiyor. Hiç merak etmeyin, çok güzel insanlar yiyecekler bunları. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kendinize iyi bakın. İyi günler. İsraf etmeyin, dikkat edin. Teşekkürler, sağ olun. Çöpleri de ayrıştırmayı unutmayın. Geldim. Hoş geldin. Yorucu bir çalışma oldu ama başardım. Süper. Alışveriş yapan insanlarla görüştüm. Onlara bazı bilgiler verdim. Onlar da bana bu sebzeleri, bu gıda ürünlerini bağışladılar. Yani bir yaklaşık 4 ailenin 2 günlük ihtiyacını kurtarmışsınız. O zaman bunları biz de kasalara doldurup ihtiyaç sahiplerine gönderelim. Şimdi daha soframıza gelmeden heba olan ürünlerin bir nevi kaynağına götürüyorum sizi. Hemen hemen hepimizin haftada bir kez uğradığı tanıdık bir yer. Yeşil.
Yeşillikler 1 lira. Gel abla gel. Sent pazarları. Sent pazarlarına gelmeyenimiz hemen hemen yoktur. Burada hepimiz ürünlerin en tazesini, en ekonomini almak için birbirimize yarışırız. Ve dediğim gibi bu pazarlarda büyük bir hazine çürük bahanesiyle kaderine terk ediliyor. Her gün sent pazarlarında on binlerce liralık ürün heba alıyor. Ben de şimdi çürük bahanesiyle tezgahların arkasında kaderine terk edilen ürünlerin peşine düşeceğim. Her yıl insan tüketimi için dünyada üretilen gıdanın neredeyse beşte biri ziyan olmakta. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden biri olan sera gazı salınımının %8'i ziyan olan ve israf edilen gıdaların üretiminde ortaya çıkıyor. Ayrıca hasat ve depolamada meydana gelen kayıplar küçük üretici için gelir kaybı, tüketici için daha yüksek fiyatlar anlamına geliyor. Alışveriş işini biraz abarttım galiba. Neyse, bakalım bu ürünleri satabilecek miyim? Hep birlikte görelim. Evet, gel ablacığım. Haydi ablacığım, almayın, 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 almayın. Haydi bakalım, ezik büzük. Hepsi tezgah arkasına toplandı, buyurun. Buyurun ablacığım. Haydi bakalım, haydi bakalım akşam pazarı. Haydi. Yanıyor. Patlak çatlak patlıcan. Ne alırsan 1 lira ablacığım. Haydi bakalım. Haydi bakalım bitti. Kalmadı bitiyor. Kal buyursunlar. Ne alırsan bir. Ama bak bunların hepsi tezgah altından toplandı abla. Almazsanız organik atık olacaklar. Kimse almıyor. Ne alırsan 1 lira ablacığım. Haydi bakalım. Bu iş bana göre değil galiba. Neyse. Bu ürünleri satamadığıma göre ben bana bunlardan çok güzel yemek yapacak birisini tanıyorum. Hadi onun yanına gidelim. Şimdi bu elimdeki ürünlerle harika yemekler yapacağına inandığım Mehmet Şef'le beraberiz. Şef. Merhaba. Ay. Maşallah. Doğan bu ne ya? Nereden buldun? Bunları pazarda tezgahın arkasından topladım şef. Çürümüş, ezilmiş diye tezgah arkasına atılan bazı gıdalar. Oo. Şöyle. Bizde de otelde böyle bazen soğuk odalarda falan çürümüş ürünler oluyor ama biz sıfır atıkla çalışıyoruz hakikaten. Üzüldüm yani eğer bu kadar malzeme tezgahın altındaysa ama bunlardan harika yemekler yaparız. Neler yapabiliriz? Şöyle yaparız. Ben şu anda bir bakayım. Burada neyimiz var? Ispanağımız var, patlıcanımız var. Şimdi buradan güzel bir salata yaparız seninle beraber. Tamam, salata bir. Harika bir kış türlüsü yaparız. Kış türlüsü. Bir de böyle fırında sebze ızgara yaparız. Fırında sebze ızgara. Evet evet. Buradan çok harika böyle malzeme çıkar. Mesela bak şu domatesler. Bunları değerlendirebiliriz. Görüyor musun bunları? Bunu neden atarlar şef? Yani bunun atılma sebebi nedir? Şu. Mesela ben sana söyleyeyim. Şu patlıcan çatlak. Yani bizde tezgah diye bir şey vardı. Tamam işte şu pırasa yamuk. Evet. Şimdi bunu tezgahtaki adam diyor ki ya müşteri bunu yamuk görmesin veya kırık. Onun için bunu tezgahın arkasına atıyor. Evet Doğan'cığım başlayalım. Sebzeleri yıkamakla.
şöyle buradan soğuk su dolduracağız. Tamamdır. Bu bende. Aynen. Bir de buz kullanacağız ki buradaki sebzeler, böyle ezik olan sebzeleri diri kalsın diye. Ben de bu bir taraftan şöyle ürünler artık başlayalım. Doğancığım senden de ricam şu ıspanakları saplarıyla beraber, saplarını bile almayacağız. Tamam. O şeyin içine atacağız. Suyu. Üstüne de buz attığımız zaman var ya bu eski haline gelecek. Bunları böyle tek tek ayıklıyor muyum? Hiç gerek yok. Direkt atıyorum. Çünkü bu biraz da kumlu biliyorsun. Evet. Ispanakları atıyoruz. Biraz da buradan böyle buz atıyoruz ki hemen. Aslında bunun amacı soğuk su. Biz biraz daha hızlandırıyoruz. Tamamdır. Pazardan getirmiş olduğun ıspanağın son durumu bu. Gördüğün gibi çıtır çıtır oldu. Bunlar gerçekten böyle taze taze yenecek şekilde şu anda. Hatta yiyebilirsin. Gayet de güzel olur. Çok iyi. Afiyet olsun. Sağ ol. Hadi yemek yapalım şimdi. Yapalım. Sen salata malzemelerini hazırlarken ben de türlüye başlayayım. Tamamdır. Ama ondan önce sen de bana şu soğanlara yardımcı olmanı isteyeceğim. Soğanları soyarsan bana, biliyorsun şimdi sen çıraksın ya, çırağda soğan ilk, soğanla başlıyoruz. Tabii şef. Ağlamak serbest mi? Serbest serbest, hiçbir sıkıntı yok. Bu kabuklar için çöp? Kabuklar için çöp kullanmıyoruz Doğancığım. Şöyle yapıyoruz, ben sana bir küçük kap veriyorum. Buradaki bütün atıkları buraya atarsan, biz bunları sosta kullanıyoruz. Soğan kabukları da ayrıca bizim yaptığımız soslara böyle çok güzel renk veriyor. Yani hemen hemen biz hiçbir ürünün atığını çöpe atmayız. Bir şekilde değerlendiririz. Aynen bu soğan kabuğunda olduğu gibi. Yani soğanın kabuğundan sos yapacağız. Evet. Bu dönüşüm ve atıkla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Aslında bu çok eskilere dayanıyor, biliyor musun? Mesela Osmanlı Viyana kuşatması sırasında lağımcılar diye bir grup var. Bunlar ne yapıyor? Tünel kazıyorlar ve karşı tarafa geçip bu surların dibine patlayıcı yerleştirmeleri gerekiyor. O esnada da tam bizim askerler böyle tünel kazarken Viyanalı bir fırıncı bizim askerlerin çıkardığı sesi duyuyor ve gidip kendi ordusuna haber veriyor. Tabii kendi ordusuna haber verince Viyana ordusu karşı taraftan tünel kazmaya başlıyor ve sonuçta bizimkilerin o surları patlatmasına izin vermiyor ve Viyana ordusu bu kuşatmayı deliyor. Tabii biliyorsun bu kuşatma 61 gün sürüyor. 61 günün sonunda bir zafer yemeği olarak ekmek yapmak istiyor fırıncı. Tabii büyük kıtlık olduğu için de fırında kalan kek kırıntıları ve ekmek kırıntılarından güzel bir çörek yapıyor. Bu çörek de şu anda günümüzde hepimizin de çok yediği bir çörek. Biliyor musun? Şu anda günümüzde hala bu çöreği tüketiyor muyuz? Tüketiyoruz. Bütün pastanelerde var. Ama ben seni çok zorlamayayım söyleyeyim. Adı ay çöreği. Biliyorsun o ay çöreği de böyle hilal şeklindedir. Osmanlı'ya karşı savaşı kazandıkları için hilal şeklindedir o çörek. Ve şu an günümüzde de bütün pastanelerde her yerde satılır. Şu anda gözyaşlarıma hakim olamıyorum şef. Hem hikayeden hem de soğandan. Ama bu gerçek. Yani atıkla ilgili hatırladığım hikayelerden bir tanesi. Gerçekten harika yani. Mesela ben bunu bilmiyordum. Yeni öğrendim. Harika olacak. Harika bir yemek yapacağız. Ben bu burada dururken senden salata yapmanı rica edeceğim. Bu ıspanak yapraklarını eğer sapını böyle elinle ayıklarsan köklerini de bana ver. Köklerini de ben şöyle. Tamam. Bu yaprakları burada kullanacağız. Kökler? Şu görmüş olduğun kökleri de ben burada. Normalde mesela evlerde yemekler yapılırken kökler, genelde saplar çöpe gider. Ya mesela bundan çok harika böyle şey olur, ızgara, kök sebzeler yapılabilir yani. Mesela bak bu patlıcanın ucunu da buraya alıyoruz. Sosun içine. Buraya, evet. Yine sosta kullanacağız. Bunun burayı kesiyorum. Mesela şu gördüğün uçlarını da buraya alıyorum. Hani bunları sen pazardan atık diye getirdin ya. Evet. Biz bunların ucundan, kulağından, her yerinden böyle bir değerlendirme yaparız. Gerçekten sıfır atık. Kesinlikle. Yani çöpe atılacak hiçbir şey yoktur mutfakta. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi?
Çok kısaca söylüyorum, bizim çıraklık dönemimizde ustalar gelir. Eğer kovamızda böyle bariz atılmış bir atık bulurlarsa hakikaten işten çıkmana bile neden olabilirdi benim çıraklık dönemimde. Böyle de bir durum vardır yani. Şef bunlar? Onları da ver bana. Bunlar da? Ver bana. Kumbaraya. Bunun adı sıfır atık kumbarası olsun. İşte bu sadece sen bana yemeğimiz lezzetli olsun diye sen bana pazardan sarımsak getirmedin. Ben sadece benim yemeğim lezzetli olsun diye biraz şu sarımsağı atıyorum. Tamamdır. Ondan sonra Doğancığım bak gel. Bunlar senin ürünlerden çıkarmış olduğun kabukları da buraya atıyorum. Bu patlıcanlar... Soğanlar, soğan kabukları. Bu aynı zamanda renk de veriyor biliyorsun. Evet, yemeğimizin içine domates olacak ama şöyle biraz da şey kullanacağım böyle salça. Mesela salçayı da dışarıdan hep hazır alıyor. Halbuki bu ezik domateslerden. Kesinlikle. Yani ben sana söyleyeyim mi? Bu pazarda arka tarafa atılıyor denilen şeyler. Zaten fabrikalarda o ezik domatesleri kullanarak yaparlar. Çünkü iyi bir ketçap, iyi bir sos yapabilmek için... Bu tür olgun, hatta biraz ezilmiş bir domatese ihtiyaç vardır. Bu kıvama geldi. Biz de şu anda suyunu veriyoruz. Ve yemeğimizin sosu da hazır. Şöyle yapıyoruz, gördüğün gibi. Böyle biraz diyelim. Biraz daha. Yani senin pazardan getirdiğin ürünlerle güzel bir salata yapmış olduk. Atık diye getirdiğin malzemelerden iki çeşit yemek çıkardık. Atığın atığından da çok harika bir sos yaptık. Gördüğün gibi aslında atık olan hiçbir şey yok. Yani bir ürünü nasıl kullanacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bütün her şeyi bana getirdin. Sen herhalde bunları da bana hediye getirdin. Onları da tatlı niyetine artık. Evet, tatlı niyetine getirdin. Bunları da seninle biz birer tane yiyelim. Şu salata, bunu sen ye. Tamam. Gördüğün gibi atık falan değil. Bir tanesini de ben yiyeyim. Bunu bu salataya da aslında üzerine kullanılabilir ama pazarda atık diye getirdiğin şey aslında olgun bir muz. Evet. Ve bundan harika muz püresi ve puding olur. Evet Doğancığım, yemeğimiz pişti, hazır. Vallahi şef, eline sağlık. Mis gibi kokuyor. Çok da güzel görünüyor. İstersen bir tadına bak. Ben tamam diyeceğim. Muazzam. O sos çok güzel. Patates de çok lezzetli. Gerçekten ellerine sağlık. Gönül isterdi ki ben bu yemeklerin hepsini tek başıma yiyeyim. Böyle potansiyelim de var ama benim bir fikrim var. Ben gideyim. Herkese afiyet olsun öncelikle. Teşekkür ederiz. Nasıl yemekler, lezzetli mi? Evet, çok. Her şey olur. Peki, birkaç sorum olacak size. Daha önce hiç süresi geçmiş veya çürümüş, ezilmiş diye çöpe atılan, tezgah arkasına atılan pazarlarda gıdaları yiyeceğinizi düşünmüş müydünüz? Hayır. Daha önce hiç bu gıdalardan tüketmediniz değil Hayır. mi? Hayır. Peki, şimdi size bazı fotoğraflar göstereceğim. Çünkü biz bu yemekleri çürük diye, ezik diye kullanılmayan, çöpe atılacak gıdalarla yaptık. Kimin yaptık? Mehmet Şef'le beraber yaptık. Mehmet Yalçınkaya ile beraber. Size bir kış türlüsü hazırladı ve bir salata hazırladı. Size öncelikle bu gıdalar nereden geldi? Onu göstermek istiyorum fotoğraflarla.
Siz yemeğe devam edebilirsiniz, rahat olun. Bunlar o yemeklerle yapıldı, o gıdalarla yapıldı ama merak etmeyin, midiniz bulanmasın, rahat olun. Biz bunları Mehmet Şef'le beraber yaptık. Hepsi evlerinizde hazırladığınız yemekler kadar hijyenik ve sağlıklı yemekler. O yüzden gönlünüz rahat olsun. Dünyada bazı bilgiler vermek istiyorum size. Dünyada maalesef insan tüketimi için üretilen gıdaların 1/5'i bu şekilde çöpe gidiyor. Ve bunlar ekonomide büyük kayıplara sebebiyet veriyor. Aynı zamanda tabii ki gıda atıkları doğada da bazı olumsuz olaylara sebebiyet veriyor. İklim değişikliğine, küresel ısınmaya maalesef katkıda bulunuyor. Ama bunları aslında biz geri dönüştürebiliriz, atıkları. Geri dönüşümden önce evimizde de kullanabiliriz. Yani domates buruşmuş diye, azıcık kenarı çürümüş diye ya da ezilmiş diye aslında çöpe atmamalıyız. Atıyorsak da plastikleri ayrı, metalleri ayrı, gıdaları ayrı kaplarda atmalıyız ki geri dönüşümde kullanabilelim. Dünyanın dört bir yanında insanlar, kronik olarak 800 milyon insan açlıkla mücadele ederken bizler bu yemekleri, bu gıdaları çöpe atmamalıyız, israf etmemeliyiz. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyada insanların çoğu savaşlar ve trafik kazalarından ziyade maalesef açlıktan ölüyor. Aynı zamanda şu anda bizlerin burada yemek yediği bu 15 dakika içerisinde dünyada 260 kişi de maalesef açlıktan hayatını kaybediyor. Yemeklerimize devam edebiliriz. Tekrar afiyet olsun herkese. Yaptığım araştırmalar sonucunda öğrendiğim şey aslında çok basit. Üzerinde yaşadığımız dünyanın bize bahşettiği ve yaşamımızı sürdürebilmemiz için muhtaç olduğumuz doğal kaynaklar her geçen gün azalıyor. Kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlayabilmek ve gelecek nesillere kaynak ayırabilmemiz için geri dönüşüme mecburuz. Geri dönüşüm aracı geldi. Geri dönüşüm aracı geldi, afiyet olsun. Atıklarınızı bizimle paylaşın. Lütfen. Atıklarımızı ayrıştıralım. Görmüş olduğunuz bu araç geri dönüşüm tesisine gidiyor efendim. Evet, geri dönüşüm aracı geldi. Geleceğimiz çöpe gitmesin. Geri dönüşüm tesisine gidiyor. Siz çöplerinizi ayrıştırıyor musunuz? Evet, görmüş olduğunuz bu araç geri dönüşüm tesisine gidiyor efendim. Çöplerimizi ayrıştıralım. Kaynaklarımıza sahip çıkalım. Doğamızı koruyalım. Kaynakları ayrıştırmazsak bize doğal kaynak kalmayacak. Organik atıklarınızı bizimle paylaşın efendim. Çöplerimizi ayrıştıralım. Kaynaklarımız tükenmesin. Geri dönüşüme katkıda bulunalım. Her yıl 5 milyar ton organik atık toprağa gömülüyor. Kaynaklarımız çöpe gidiyor, geleceğimiz çöpe gidiyor. Geleceğimiz çöpe gitmesin. Çöplerimizi ayrıştıralım. Artık hep birlikte tüketimi azaltarak, israfa karşı çıkarak ve atıkları dönüştürerek doğal kaynakları verimli kullanmamızın sizce de zamanı gelmedi mi? Yarın çok geç olabilir. Bu arada gördüğünüz gibi bizim setimizde de kalabalık bir ekip çalışıyor. Doğal olarak bu kalabalık ekibin de bir çöpü oluyor. Ben yapımcılarımla görüştüm. Şuna karar verdik. Dönüşüme önce kendimizden başlayacağız. Çekimler süresince oluşan atıkları ayrı ayrı bu şekilde ayrıştıracağız. Ve daha sonra da dönüştüreceğiz. Bu süreci de sizlerle paylaşacağım. Bakalım neleri başarabileceğiz.